Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Taşkın Eryalman, Vatandaşlık ve Anayasa Zümre Başkanı. Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Bilgiler dersine birlikte işleyeceğiz. Dersimize de başlayalım. Uluslararası Kuruluşlar ile dersin ilk kısmına başlayacağız. İlk öncelikli olarak da Türkiye'nin kurucusu olduğu, aynı zamanda üyesi olduğu, Türkiye'nin üyesi olduğu ancak kurucusu olmadığı, bunun yanı sıra Türkiye'nin üyesi olmadığı uluslararası kuruluşları ifade edeceğiz. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin üyesi olduğu kuruluşları, bunun da yanı sıra aynı zamanda kurucusu olduğu ve üyesi olduğu kuruluşları ifade edecek olursak, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası, gelişmekte olan 8 ülke, D8 ülkeleri, Uluslararası Ödemeler Bankası ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin hem kurucusu hem de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar. Bunun yanı sıra Türkiye'nin üyesi olmasına rağmen kurucusu olmadığı uluslararası kuruluşları ifade edecek olursak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, NATO yani, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Ödemeler Birliği, Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararası Polis Teşkilatı yani Interpol, gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülke yani G20 ülkeleri, Türkiye'nin üyesi olduğu ancak kurucusu olmadığı uluslararası kuruluşlar. Türkiye'nin üyesi olmadığı kuruluşlara bakacak olursak bunlar Avrupa Birliği, petrol ihraç eden ülkeler örgütü, OPEC diğer ifadesiyle kısaltması aynı zamanda, petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, gelişmiş 8 ülke yani G8 ülkeleri, Avrupa Serbest Mübadele Birliği, Nordik Konseyi, Arap Para Fonu, Arap Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye'nin üyesi olmadığı uluslararası kuruluşlar olarak ifade ediliyor. İlk olarak da bu ifade ettiğimiz uluslararası kuruluşlardan Türkiye'nin hem üyesi hem de kurucusu olduğu Birleşmiş Milletler'e bakacak olursak, arkadaşlar Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak, dünya barışını, güvenliğini korumak, uluslararası alanda toplumsal, ekonomik, kültürel bir işbirliğini oluşturmak amacıyla 1945 yılında Milletler Cemiyeti'nin yerine kurulmuştur diyoruz. Birleşmiş Milletler'in genel merkezi New York'tadır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de daimi veto hakkına sahip olan 5 ülke var. Bunlar Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Bu saydığımız 5 ülke Birleşmiş Milletler'de daimi veto hakkına sahip olan ülkeler. Üye sayısını ifade edecek olursak, üye sayısı son katılan Güney Sudan dahil olmak üzere 193'tür. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın oluşturan organlara bakacak olursak, ilk olarak Genel Kurulu ifade edelim. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en üst organı vasfını taşıyor. Bütün üye ülkeler Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Güvenlik Konseyi arkadaşlar, daimi veto hakkına sahip olan 5 ülke ile yine baktığımızda Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilen 10 geçici üyeden oluşuyor. Toplamda Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi vardır diyeceğiz. Güvenlik Konseyi arkadaşlar savaş bölgelerinde gözlemci ve asker bulundurarak barışın sağlanması için çaba gösterir, faaliyette bulunur diyeceğiz. Vesayet Konseyi'ne bakacak olursak Güvenlik Konseyi'nin akabinde Vesayet Konseyi birçoğu Afrika'da bulunan ve kendini yönetmek için yeterli güce sahip olmayan devletleri, geri kalmış devletleri diyebiliriz. Kendilerini veya kendi kendini yönetecek düzeyde, kendi kendini yönetecek düzeye getirmek maksadıyla faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler organı oluyor. Genel Sekreterliğe bakacak olursak, Genel Sekreterlik Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yönetim organıdır diyeceğiz. Genel Sekreter arkadaşlar, Güvenlik Konseyi'nin önerisiyle Genel Kurul tarafından 5 yıllığına atanmaktadır diyoruz. Şu anki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güney Koreli Ban Ki-moon'dur diyeceğiz. Ban Ki-moon ikinci dönem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yerine getirmektedir. Uluslararası Adalet Divanı arkadaşlar,
Lahey Adalet Divanı olarak da bildiğimiz Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı vasfını taşıyor. Görev süresi 9 yıl olan 15 yargıçtan oluşmaktadır diyeceğiz. Uluslararası Adalet Divanı. Ekonomik ve Sosyal Konsey'e bakacak olursak, Ekonomik ve Sosyal Konsey, savaşa neden olabilecek ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesi amacıyla kurulan ve faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler organıdır diyoruz. Yine Türkiye'nin hem üyesi hem de kurucusu olduğu bir kuruluş olan Avrupa Konseyi'ne bakacak olursak, Avrupa Konseyi hukuk, insan haklarının korunması başta olmak üzere bunun yanı sıra eğitim, kültür alanlarında anlaşmalar kabul eden hükümetler arası aynı zamanda Avrupa çapında faaliyet gösteren bir uluslararası kuruluştur diyeceğiz. Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenme, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi farklı farklı iki uluslararası kuruluştur diyoruz. Aynı zamanda hepimizin bildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlıdır diyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlı bir yargı organı. Avrupa Konseyi'nin merkezi Strasbourg. Bunun yanı sıra üye yapılanmasına bakacak olursak Avrupa Konseyi'ne Belarus, Kazakistan, Kosova, Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bakacak olursak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak 1959 yılında Strasbourg'da kurulmuştur. Bu kapsamda uluslararası bir mahkeme vasfını taşıyor. Mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişilerin ve diğer devletlerin belirli usul ve kurallar dahilinde başvurabilecekleri bir yargı merkezi fonksiyonunu taşıyor. Avrupa Konseyi'nin veya Avrupa Konseyi'ne üye olan Türkiye dahil 47 Avrupa devleti vardır. Bu kapsamda bu 47 Avrupa devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı'na bakacak olursak yine hem Türkiye'nin kurucusu olduğu hem de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan birisi İslam İşbirliği Teşkilatı. İslam aleminin tek çatı altında toplandığı tek uluslararası kuruluş sıfatına sahip bir uluslararası kuruluş İslam İşbirliği Teşkilatı. 1970 yılında faaliyete başlıyor ve toplamda 57 üyesi bulunmakta İslam İşbirliği Teşkilatı. Merkezi Cidde olmakla birlikte genel sekreterlik görevini yine bizim de vatandaşımız olan Ekmelettin İhsanoğlu yürütmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı kısaltması ve diğer ismiyle OECD. Yine Türkiye'nin hem üyesi hem de kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlardan birisi. Savaş yıkıntıları içerisindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1961 yılında kurulmuştur Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Genel Sekreteri Jose Angel Gurria'dır. Türkiye dahil 34 ülke OECD'ye üyedir diyeceğiz. Merkezi ise OECD'nin Paris'tedir diyoruz arkadaşlar. Yine Türkiye'nin hem üyesi hem de kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlardan biri olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na bakıyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1985 yılında Türkiye, İran, Pakistan arasındaki ekonomik, ticari, kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan uluslararası bir kuruluş. Şu anki mevcut üyelerine bakacak olursak Türkiye, Pakistan, İran, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan örgüte üye olan ülkeler. Aynı zamanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi İstanbul'dadır. Türkiye'nin hem üyesi hem de kurucusu olduğu diğer bir uluslararası kuruluş Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirmek, bunun yanı sıra kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest ulaşımının sağlanması amacıyla arkadaşlar 1992 yılında kurulmuştur. Örgüte üye olmak için Karadeniz'e sınır bulunma şartı aranmıyor ilgili ülkelerde veya Karadeniz'e kıyı şeridi bulunma şartı aranmıyor.
Üye ülkeler Türkiye, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Romanya, Ukrayna, Moldova ve Arnavutluk. Yine baktığımız zaman Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın da merkezi İstanbul'dadır diyoruz arkadaşlar. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'yla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi İstanbul'dadır diyoruz. Uluslararası Ödemeler Bankası'na bakacak olursak, merkez bankalarının bankası olarak da ifade ediliyor Uluslararası Ödemeler Bankası. En eski uluslararası finans kuruluşu, aynı zamanda merkez bankalarının da oluşturmuş olduğu tek uluslararası kuruluştur. 1930 yılında faaliyete başlıyor Uluslararası Ödemeler Bankası. 56 ülkenin merkez bankası Uluslararası Ödemeler Bankası'na üyedir diyoruz. Merkezi ise İsviçre'nin Basel kentinde bulunuyor Uluslararası Ödemeler Bankası. Türkiye'nin hem üyesi hem de kurucusu olduğu diğer bir uluslararası kuruluş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'na bakacağız. Kısaltması ve diğer ismiyle TÜRKSOY. Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaştırılmasının engellenmesi, Türkçe konuşan devlet ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kurulan ve faaliyet gösteren bir uluslararası kuruluş TÜRKSOY diyeceğiz. Genel Sekreteri Düsen Kasainov, 15 üyesi var devlet bazında veya Türk topluluğu bazında. Merkezi Ankara'dadır diyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın merkezleri İstanbul'daydı. Ancak Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın merkezi Ankara'dadır diyoruz. Üye ülkelere bakacak olursak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Uygaristan, Altay Cumhuriyeti, Başkurdistan, Hakasya, Gagavuzya, KKTC, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Tuva ve Yakutistan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'na üye olan ülkelerdir diyoruz arkadaşlar. Gelişen 8 ülke, D8 ülkelerine bakacak olursak, Müslüman devletler arasında oluşturulan bir yapılanma baktığımız zaman D8, yani gelişen 8 ülke. D8'in içerisinde kapsamında yer alan ülkeler ise Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye olarak ifade edebiliriz. Bu saydığımız ülkeler arasında kalkınma konularında ve diğer konularda işbirliğin sağlanması amacıyla oluşturulan uluslararası bir organizasyondur D8 ülkeleri. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bakacak olursak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yine Türkiye'nin hem üyesi hem de kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlardan birisi. 1970'li yılların başlarında Soğuk Savaş koşullarında Avrupa'nın bölünmüşüne son verilmesi ve bunun akabinde güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulup faaliyet gösteren bir uluslararası kuruluştur diyeceğiz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da olmakla birlikte 57 üyesi vardır toplamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Türkiye'nin üyesi olup kurucusu olmadığı uluslararası kuruluşlardan, Türkiye'nin üyesi olup kurucusu olmadığı uluslararası kuruluşlara bakmaya başlıyoruz şu an. NATO bunlardan ilki. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yayılmacı politikasına karşı 12 batılı ülke tarafından 1949 yılında kurulmuştur. Türkiye ise 1952 yılında Kore'ye asker gönderdikten sonra NATO'ya üye olmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Genel Sekreteri Danimarka eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen'dir diyoruz. 28 üyesi var NATO'nun. Aynı zamanda merkezi de Brüksel'dedir diyoruz. 28 üyesi var. Merkezi ise Brüksel'de NATO. Avrupa Birliği'ne üye olup NATO'ya üye olmayan ülkeler arkadaşlar: İrlanda, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Malta ve Güney Kıbrıs olmak üzere bu saydığımız 6 ülke. Bu 6 ülke NATO'ya üye olma, Avrupa Birliği'ne üye olup NATO'ya üye olmayan ülkelerdir diyoruz.
Avrupa Birliği'ne üye olup NATO'ya üye olmayan ülkeler dedik. İrlanda, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Malta ve Güney Kıbrıs oluyor. Bunun yanı sıra NATO örgütlenmesine bakacak olursak NATO Konseyi üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşuyor. Aynı zamanda NATO'nun en yüksek organı. Fiili başkanı ise NATO Genel Sekreteridir diyoruz. NATO Konseyi. Savunma ve Planlama Komitesi dediğimizde üye ülkelerin savunma bakanlarından oluşuyor. Sekreterlik yazışmalarla ilgilenirken NATO Asamblesi NATO'nun resmi örgütleriyle NATO'ya üye olan ülkelerin vatandaşları arasındaki iletişimi sağlayan NATO örgütlenmesi oluyor arkadaşlar. Askeri komite dediğimizde üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından oluştuğunu ifade ediyoruz. NATO'ya üye olan az önce sayısal olarak ifade ettiğimiz 28 ülkeyi sayacak olursak bunlar Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İngiltere, İzlanda, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan oluyor arkadaşlar. Bu saydığımız 28 ülke NATO'ya üye olan ülkeler. Yine Türkiye'nin kurucusu olup, pardon üyesi olup kurucusu olmadığı uluslararası kuruluşlardan bir diğeri G20'ye yani gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeye bakacak olursak. G20 arkadaşlar dünyanın en büyük 19 ekonomisiyle Avrupa Birliği Komisyonu oluşan veya Avrupa Birliği'nden oluşan yapılanmayı ifade ediyor. Yani 19 tane ülke var. Bir de bunlara ek olarak Avrupa Birliği G20'yi gelişmekte olan 20 ülkeyi gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeyi oluşturuyor diyeceğiz. Bu kapsamda G20'yi ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Türkiye. Bu saydığımız 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturur diyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülke bunlar dahilinde oluşuyor. Türkiye'nin üyesi olmadığı kuruluşlara bakacak olursak burada ilk bakacağımız uluslararası kuruluş Avrupa Birliği. Avrupa Birliği 6 kurucu üye tarafından ki bunlar Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg olmak üzere bu 6 kurucu üye tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomiyi yeniden yapılandırmak ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla ilk olarak Avrupa Kömür Çelik Topluluğu adı altında 1951 yılında kurulmuştur. Temel organlarına bakacak olursak Avrupa Birliği'nin Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği vatandaşlarını temsil eder ve üyeleri halk tarafından doğrudan 5 yılda bir yapılan seçimle belirlenir. Avrupa Konseyi, diğer ifadesiyle Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, üye devletleri temsil eder. Her üye devletten bir kişi ki bunlar bakan olmak üzere 27 bakandan oluşuyor. Ve görüşülen konuya binaen konuya ilişkin ilgili bakanlar Avrupa Birliği Konseyi veya Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi kapsamında toplantıya katılırlar. Ve bu kapsamda da başkanlık 6 ayda bir değişiyor. Üye ülkeler sırasıyla Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürütüyorlar. Biz de zaten ilerleyen kısımlarda hem bu yıla ilişkin hem de ilerleyen yıllara ilişkin Avrupa Birliği dönem başkanlığını ifade edeceğiz. Avrupa Birliği'nin temel organlarına baktığımızda devam ediyoruz yine. Diğer bir organ Avrupa Komisyonu. Avrupa Komisyonu hem üye ülkelerinin hem de Avrupa Birliği vatandaşlarını temsil etmekle beraber hepsinin menfaatlerini gözetir diyeceğiz. Komisyon 5 yılda bir yapılan seçimle belirleniyor. Bu kapsamda da komisyonun mevcut başkanı Jose Manuel Barroso'dur diyeceğiz. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin temel yargı organı, kararlarına karşı temyize gidilemiyor. Avrupa Birliği kapsamındaki uyuşmazlıklar Avrupa Birliği Adalet Divanı'nca çözüme kavuşturuluyor. Avrupa Birliği'nin 23 resmi dil olmakla birlikte
siyasi açıdan, yargısal açıdan farklı yönetim merkezlerine sahip Avrupa Birliği. Bu yönetim merkezlerinde Brüksel, Strasbourg ve Lüksemburg olarak ifade ediyoruz. Avrupa Birliği'ne üye olan ülke sayısı 27. 23 resmi dili var dedik, ancak üye sayısı 27. Bu ülkeler, üye olan ülkeler Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan oluyor arkadaşlar. Bu saydığımız 27 ülke Avrupa Birliği'ne üye olan devletler. Avrupa Birliği'ne aday olan ülkeleri ifade edecek olursak, Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, İzlanda, Karadağ ve Makedonya Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden. Bu adaylardan da Hırvatistan için 1 Temmuz 2013 tarihi üyelik kapsamında ifade edilmiştir diyeceğiz. Biraz sonra yine tekrar söyleyeceğiz zaten bu konuyu. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler 99 yılında ekonomik ve parasal birliğe geçiyorlar. 99'da. 2002 yılında ise Euro tedavüle giriyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ise Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır diyoruz. İsviçre Avrupa Birliği'ne hiç üyelik başvurusunda bulunmamıştır. İsviçre hiç üyelik başvurusunda bulunmuyor Avrupa Birliği'ne. Norveç ise halk oylaması sonucu Avrupa Birliği'ne katılmamıştır diyoruz. Bunun yanı sıra ekonomik ve parasal birlik içerisinde yer almayan ve Euro kullanmayan Avrupa Birliği ülkeleri 3 tane olmakla birlikte bunlar İngiltere, Danimarka ve İsveç. Bu saydığımız ülkeler kendi para birimlerini kullanmaya devam ediyorlar. Avrupa Birliği üyesi olmayıp Euro kullanan ülkeler ise arkadaşlar Monako, San Marino ve Vatikan. Bu üç ülkede Avrupa Birliği'ne üye olmamasına rağmen Euro kullanan ülkeler. Avrupa Birliği dönem başkanlarına bakacak olursak 2013'ün ilk 6 ayında İrlanda, ikinci 6 ayında ise Litvanya Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini yürütecek arkadaşlar. Bir sınava girdiğimizde de Avrupa Birliği dönem başkanlığını Litvanya yürütüyor olacak. 2014 için dönem başkanları Yunanistan, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, Malta, İngiltere. En son olarak da arkadaşlar 2018'de Estonya 30 Haziran'a kadar dönem başkanlığı görevini yürütecek. Schengen Anlaşması'na bakacak olursak, Schengen Anlaşması Avrupa Birliği ülkeleri arasında hem kişilerin serbest ulaşımını sağlamak hem de Avrupa Birliği ülkeleri arasında bundan kaynaklı güvenliği arttırmak kapsamında 1985'te imzalanıyor ve 1990 yılında da yürürlüğe giriyor. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen İngiltere ve İrlanda Schengen alanına dahil değiller. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre 2008 yılında Schengen'e katılmıştır diyor. İsviçre Avrupa Birliği'ne üye değil ancak Schengen'e dahil olan bir ülke. Liechtenstein ise arkadaşlar Schengen alanına en son katılan ülkedir diyeceğiz. Liechtenstein Schengen alanına en son katılan ülkedir diyoruz. Daha sonra dahil olacak ülkeler ise bunlar henüz Schengen alanına dahil değiller. Bulgaristan, Romanya ve Güney Kıbrıs oluyor. Avrupa Merkez Bankası'na bakacak olursak, Avrupa Merkez Bankası, Euro alanı içerisinde bulunan 17 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü organ oluyor. Her bir Merkez Bankası'nın temel amacı olduğu gibi, Avrupa Merkez Bankası'nın da yine temel amacı, Euro'nun alım gücünü korumak ve Euro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak. Temelde zaten merkez bankalarının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır ve para biriminin alım gücünü korumaktır. Bu kapsamda faaliyet göstermek üzere 1998 yılında kuruluyor Avrupa Merkez Bankası. Merkezi ise Almanya'nın
Frankfurt kentindedir diyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanlığını İtalyan ekonomist Mario Draghi yapmaktadır. 1 Kasım 2011 tarihi itibariyle. Daha önceki başkanı ise Jean-Claude Trichet'ti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı vasfıyla. Yine Türkiye'nin üyesi olmadığı bir kuruluş olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne, yani OPEC'e bakacağız. OPEC üyesi ülkeler dünya petrol rezervinin 1/3'ünü elinde bulunduruyor ve 13 ülkeden oluşuyor. 13 ülkenin bu kapsamda oluşturmuş olduğu uluslararası bir kuruluş OPEC diyeceğiz. Bu kapsamda faaliyet amacına bakacak olursak, üye ülkelerin petrol politikalarının belirlenmesi, koordine edilmesi amaçlarıyla faaliyet sergiliyor. Aynı zamanda petrol fiyatlarını üretimi arttırmak veya azaltmak şeklinde değişikliğe, petrol fiyatlarında bu konuda değişikliğe sebebiyet verebilen bir organ. Üyelerine baktığımızda Angola, Libya, Nijerya, Cezayir, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Ekvator, Endonezya, OPEC üyesi olan ülkeler. Bu saydığımız 13 ülke OPEC üyesi ülkeler. 95 yılında Gabon'da OPEC üyeyken 95 yılında Gabon üyelikten ayrıldı arkadaşlar. Bunun yanı sıra Rusya bu konuda dikkat edilmesi gereken bir ülke. Rusya OPEC üyesi değil. Özellikle bu yönde bir soru sorulduğu zaman, ki farklı kurumların sınavlarında genelde Rusya üzerinden sorular soruluyor. Rusya OPEC üye olan bir ülke değil. Yine baktığımız zaman bu uluslararası kuruluşun merkezine, OPEC'in merkezi Viyana'dır diyoruz arkadaşlar. Yine Türkiye'nin üyesi olmadığı gelişmiş 8 ülkeye bakacak olursak, burada gelişmiş diyoruz. Hem burada ekonomik büyüklük aynı zamanda kalkınmış olmada önem arz ediyor G8 yapılanması içerisinde. G8'i oluşturan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kanada ve Rusya. Daha önce G8 ülkeleri G7 ülkeleri olarak adlandırılıyordu. Rusya üye değildi veya dahil değildi G8'e. Ancak daha sonra Rusya'nın katılımıyla birlikte G8 olarak adlandırılmaya başladı G8 ülkeleri. Aynı zamanda G8'de yer alan devletler G20 içerisinde de yer alıyorlar arkadaşlar. Şangay İşbirliği Örgütü'ne bakacak olursak, yine Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye değil, son saydığımız uluslararası kuruluşlarda olduğu üzere. Şangay İşbirliği Örgütü ABD'ye karşı etkili bir kutup oluşturmak amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 96 oluşturdukları yapılanmaya Şangay Beşlisi adlandırması yapılıyordu. Bu örgüte 2001 yılında Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıktı ve şu anki ismi olan Şangay İşbirliği Örgütü olarak anılmaya başlandı. Bunun yanı sıra yine önemlidir, dikkat edeceğiz bu hususa. Türkiye ile Şangay İşbirliği Örgütü arasında kurumsal işbirliğini sağlayacak Diyalog Ortağı Anlaşması Nisan 2013'te Kazakistan'da imzalanmıştır. Daha önce de yine Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılımı veya işte belli kapsamlarda ortaklığı Türkiye tarafından istenildiği ifade edilmişti veya görüşülebileceği veya müzakere edilebileceği ifade edilmişti. Bunun bir kapsamı içerisinde yer alan durum olarak Diyalog Ortağı Anlaşması Nisan'da Kazakistan'da imzalandı. Bunun yanı sıra Şangay İşbirliği Örgütü'nün merkezi Şangay'dadır. Genel sekreteri ise Dimitri Mezentsev'dir diyoruz arkadaşlar. Evet, güncel bilgilere bakacak olursak 2012 yılı itibarıyla yine önemli konulara bakarak devam edeceğiz. Tabii arkadaşlar, güncel bilgiler çok geniş kapsamlı. Biz de burada her bir bilgiyi, yayınlarda bulunan bilgiyi tekrar etmektense biraz daha eliminasyon kapsamında, hani çıkmasını öngördüğümüz demeyeyim de muhtemel baktığımız
veya Özsemin'in geçmiş yıllara odaklı olarak sorduğu konulara binaen yine burada biraz özetlemiş bilgileri ifade edeceğiz. Aynı zamanda özellikle biraz daha öncelikli bilgiler de zaten burada işaretlenmiş olarak slaytlarımızda mevcut olacak. 2012 yılına ilişkin güncel gelişmelere bakıyoruz. Ekonomik krizle mücadele eden Avrupa Birliği ülkelerinden ilk olarak Yunanistan'a başlayan Benidorm yorum eylemleri İspanya'ya da sıçradı. Bu kapsamda Benidorm yorum eylemleri kamusal hizmetlerin veya kamusal araçların bedel ödemeden kullanılması şeklinde ortaya konulan bir eylem yönü söz konusu Benidorm yorum eylemlerinin. Türkiye'de genel sağlık sigortası geçen sene 1 Ocak itibarıyla herkes için zorunlu hale geldi. Türkiye'de ilk yüz nakli aynı zamanda yine ilerleyen süreçte söz konusu olan ilk defa işte kadavradan insana rahim nakli aynı zamanda da ilk defa bu yöndeki yapılan ameliyat sonucunda embriyo nakli Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türk lirasının simgesinin belirlenmesi amacıyla yapılan yarışmada Hülya Ale ve ekibinin birlemiş olduğu simge yarışmaya kazandı ve şu anda halen kullanmış olduğumuz simge bu kapsamda seçilen simge. CHP milletvekili Şafak Pavey, Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl verilen Cesaret Simgesi Kadınlar Ödülü'ne hak kazandı ve ödülünü Amerikan Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'dan aldı. Nükleer güvenlik zirvesi Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapıldı geçen sene. Suriye Halkının Dostları Grubu'nun ikinci konferansı 1 Nisan'da Türkiye'de İstanbul'da gerçekleştirildi. Ki birinci konferans Tunus'ta yapılmıştı. İkinci konferans İstanbul, üçüncü konferans Fransa'da şeklinde devam etti. Konferans ve toplantılar yine bu yıl Nisan ayında Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı Suriye Halkının Dostları Grubu'na binaya. İran'daki nükleer tesislere yönelik olarak İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ki bunlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak ifade ettiğimiz ülkeler artı bir diye ifade edeceğimiz Almanya'dan oluşan 5 artı bir ülkeler arasında daha doğrusu bu ülkelerle İran arasında nükleer müzakere ilişkin toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. 5 dediğimiz ülkeler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, Rusya, Çin ve Fransa aynı zamanda İngiltere artı bir de ifade ettiğimiz ülke ise Almanya. Bu ülkelerle İran arasında nükleer müzakereler geçen sene İstanbul'da gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra İstanbul'un 2020 olimpiyatları için adaylığı söz konusuydu. Daha doğrusu aday adaylığı söz konusuydu. Aday adaylığı adaylık şeklinde kabul edildi İstanbul'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından. İstanbul ile birlikte iki aday daha var. Tokyo ve Madrid olmak üzere. Bu iki şehrinde 2020 Olimpiyat Oyunları için İstanbul'la birlikte adaylıkları kabul edildi. Bakü ve Doha'nın aday adaylığı ise adaylık statüsüne ulaşmadı. Fransa'da geçen sene Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen bir etkinlik, paralel bir etkinlikle Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a Altın Fayton Sinema Ödülü verildi. Bunun yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi İstanbul'da düzenlenmiştir. Arkadaşlar geçen sene de zaten ÖSYM bu soruyu sormuş. 31 Ağustos 2012 itibariyle geçerli olmak üzere Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan istifa etti. Onun yerine ise Cezayirli diplomat El Ahtar El İbrahim'i atanmıştır diyoruz. Burada yine şu olimpiyatla ilgili adaylık durumuna İstanbul'un dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir slaytımıza bakıyoruz. Yine geçen sene ilişkin bilgilere devam ediyoruz. İstanbul'un Tokyo ve Madrid ile 2020 yaz olimpiyatları resmi adayı olarak belirlenmesinden sonra İstanbul'un da bu kapsamda
logosu belirlendi. Gördüğümüz üzere lale figürlü olimpiyat logosu İstanbul'un adaylığı ve kazanması durumunda organizasyon kapsamında kullanılacak. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği özel temsilcisi ABD'li ünlü aktivist Angelina Jolie, Türkiye'ye sığınan Suriye'nin kaldığı Kilis Öncü Pınar'daki konteyner kenti ziyaret etti. Bu da yine geçmiş bir konu olmasına binaen önemli bir mevzu. Yine ÖSYM yapmış olduğu jandarma sınavını yanlış hatırlamıyorsam buna ilişkin soruyu da sormuştu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Kasım ayında Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB artıdan BBB eksiye çıkardı. Tabii yine uluslararası kuruluşlara ilişkin güncel gelişmeler yakın zaman itibariyle yine var. Bu biraz daha geri planda kalıyor. İlerleyen kısımda tarih kronolojimiz ilerledikçe daha önemli derecelendirme hallerinden de bahsedeceğiz. Yakın tarihe ilişkin olmasından kaynaklı. Bunun yanı sıra Barack Obama Kasım 2012'de yapılan ABD başkanlık seçimlerinde ikinci kez ABD başkanlığına seçildi arkadaşlar. Yine dikkat edeceğimiz bir mevzu önemli gördüğümüz üzere. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesinde Türkiye'nin ilk kamu başkanetçisi eski Yargıtay üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu olmuştur diyoruz. Hatırlayacağımız üzere kamu denetçiliği kurumunun başındaki kişi kamu başkanetçisi. Aynı zamanda biliyoruz ki yine hukuk kısmında ilişkin bilgilerimizden kamu başkanetçisi 4 yıl için TBMM tarafından seçiliyor. Bu kapsamda da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başındaki kişi olarak, kamu başdenetçisi olarak Mehmet Nihat Ömeroğlu seçildi. 2012 yılı içerisinde arkadaşlar, 2012 sonuna doğru. Filistin'in başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Filistin'e Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü verildi. Bu da Filistin'in İsrail'in illegal işgallerine karşı elini kuvvetlendiren bir statü oldu. Bu kapsamda daha güçlü bir şekilde İsrail'in eylemlerine karşı hak iddiasında bulunabilecek Filistin. TBMM Genel Kurulu'nda 13 ilin Büyükşehir Belediyesi olmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda yasalaşan 13 ilde Büyükşehir ve 26 ilçe kurulması ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna göre şu kısma dikkat ediyoruz. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van yine daha sonra ilgili düzenleme ile Ordu da yine aynı kapsamda yer alacak. Bu saydığımız illerde ilk yerel seçimlerde yani 2014'te yapılacak. Daha da hani farklılaştırabilir ama 2014'te yapılması beklenen yerel seçimler neticesinde burada ifade ettiğimiz illerde Büyükşehir Belediyesi statüsünü kazanacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi dikkat ediyoruz buna da. Bunlar henüz Büyükşehir Belediyesi olmadılar. Yerel seçimlerle birlikte Büyükşehir Belediyesi sıfatını kazanacaklar. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 27. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı Aralık 2012'de İstanbul'da yapıldı diyoruz. Bunun yanı sıra Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları 5. toplantısı Kasım ayında İstanbul'da düzenlendi. Bildiğimiz üzere ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dı. Ancak Kasım ayında ABD Başkanı Barack Obama Clinton'ın yerine John Kerry'i Dışişleri Bakanı olarak atadı. Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi Eylül ayında bireysel başvuruları kabul etmeye başladı. Hatırlarsak bireysel başvurular veya bireysel başvuru ilk kez 2010'da yapılan anayasa değişikliğiyle anayasada düzenlenmişti bireysel başvuru hakkı. Ancak uygulamaya geçmesi yani Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları kabul etmesi 2012 Eylül ayı itibariyle mümkün oldu.
2013 güncellerine bakacağız şimdi arkadaşlar. Biraz daha dikkat etmemiz gereken hususlarla karşılaşacağız zaten burada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, The Banker dergisi tarafından 2012 için Avrupa'da ve dünyada yılın Merkez Bankası Başkanı olarak seçildi. Daha önceki yıllarda eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın da benzer bir durumundan dolayı ÖSYM'e Durmuş Yılmaz'ı sormuştu. Yine bu yönde dikkat etmemiz gereken bir durum ÖSYM'nin daha önceki soru tarzına baktığımızda. Başbakan Erdoğan'ın ay boyunca yaptığı temaslarını anlattığı ve değerlendirmelerde bulunduğu, icraatlerini anlattığı, ulusa sesleniş konuşması artık millete hizmet yolunda adıyla yayınlanmaya başladı televizyon kanallarında. Bunun yanı sıra Ocak ayında 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde 4 bakanı kapsayan kabine değişikliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'na İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine Nabi Avcı atandı. Sağlık Bakanlığı'na Recep Akdağ'ın yerine Mehmet Müezzinoğlu atandı. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine Ömer Çelik atanmıştır diyoruz. Yine dikkat edeceğimiz bir husus, Ocak ayı itibarıyla Yunanistan işsizlik oranının %26,8'e yükselmesiyle İspanya'ya geçerek Avrupa'da işsizlikte birinci sıraya yerleşti Ocak ayı itibarıyla. Bunun yanı sıra ne dikkat edeceğiz? Önemli bir mevzu. Avrasya Askeri Statü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan'ın katılımıyla resmen kuruldu. Bu söz konusu teşkilat saydığımız ülkeler arasında kolluk hizmetlerinin geliştirilmesi, işbirliğinin sağlanması amacıyla faaliyet gösterecek bir oluşum olmak üzere kuruldu. Kısaltması takım diyoruz. Mevcut katılımda bulunan ülkelerin baş harfleriyle kısaltma oluşturuluyor. Yani Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan olmak üzere. Buna da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Şubat ayına ilişkin güncel gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar, Şubat ayında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt görevinden istifa etti. Ki ileriki ayda da zaten bakacağız. Yerine de birinci Francis adını almak suretiyle Papa Bergoglio göreve başlayacak zaten seçim neticesinde. Medeniyet İttifakı 5. toplantısı Viyana'da yapılıyor. Türkiye'nin de eş başkanlığını yürütmüş olduğu organizasyon arkadaşlar Medeniyetler İttifakı. Dünyada işte farklı dinler arasındaki veya farklı oluşumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla faaliyet gösteren bir ittifak Medeniyetler İttifakı 5. toplantısı Viyana'da yapıldı. 12. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi. 12. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi. G20 Ekonomi Bakanları Zirvesi Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi diyoruz. Bu bilgi de yine önemli arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Ancak burada G20 Ekonomi Bakanları Zirvesi'nden bahsediyoruz. İlerleyen süreç dahilinde G20 Liderler Zirvesi'nden de bahsedeceğiz. Tabii bir sınava girdikten sonra yapılacak bir zirve. Yine o da Moskova'da gerçekleştirilecek. Ki G20 ilişkin zirveler Moskova'da gerçekleştiriliyor genel kapsam itibariyle. Çünkü G20'nin dönem başkanı 2013 için Rusya olduğundan dolayı. Mart ayına ilişkin güncellere bakıyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu idari işleyişle ilgili şikayetleri kabul etmeye başladı. Yine hatırlarsak Kamu Denetçiliği Kurumu ilk kez 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği anayasada düzenlenmişti. Ancak kurum faaliyete 2013 yılında başladı. Avrupa Birliği zirvesi Katar'ın başkenti, Arap Birliği pardon zirvesi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi yine Mart 2013'te. Az önce ifade etmiştik. Papa 16. Benedikt'in istifasını takiben yapılan seçimle Katolik dünyasının yeni ruhani lideri olarak Arjantinli Kardinal Jose Mario Bergoglio 1. Francis adını almak suretiyle papalığa seçildi ve 266. papa oldu.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, buna dikkat edeceğiz. Mart ayında Türkiye ekonomisinin güçlü mali performansını tehlikeye atmadan yavaşça toparlandığını belirterek Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB'den BB artıya yükseldi. Standard & Poor's yakın zamanda Türkiye'nin kredi notunu yükselten birinci uluslararası kuruluş olacak. Daha da devamı gelecek zaten. Buna da yine dikkat ediyoruz. ÖSYM'nin sevdiği güncel sorularından birisi oluyor bilgi düzeyi kapsamında. TBMM Genel Kurulu'nda Ordu'nun Büyükşehir Belediyesi olmasını öngören kanun teklifi kabul ederek yasalaştı. Buna da dikkat edeceğiz. Venezuela Devlet Başkanı ki Amerikan karşıtlığıyla bilinen Hugo Chavez Mart ayında yaşamını yitirdi. 12. Dünya Sosyal Forumu Tunus'ta gerçekleştirildi. 1986'da işleme açılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Borsa İstanbul olarak faaliyete başladı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İstanbul Altın Borsası bu kapsamda Borsa İstanbul olarak faaliyette bulunacak bundan sonraki süreç kapsamında. Dikkat edeceğimiz bir diğer bilgi. 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi. Özetle 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul'da yapılmıştır diyeceğiz. İran ile 5 artı 1 ki az önce açıklamıştık grubu arasındaki yeni tür müzakereler Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan zirve var. Daha sonra Bağdat'ta yapılan zirve yine var. Bu zirvede Kazakistan'da gerçekleştirildi Nisan ayında. Merkez Bankası'nın hakim rengini mor olarak değiştirdiği 5 liralık yeni banknotlar tedavüle girdi. 50 liralık banknotlarla karıştığı gerekçesiyle Merkez Bankası 5 TL 5 liralık banknotların hakim rengini mor olarak değiştirdi. İngiltere eski başbakanı Margaret Thatcher yaşamını yitirdi. Suriye halkının dostları grubu Dışişleri Bakanları toplantısı yine geçen seneki toplantıya binaen ifade etmiştik. İstanbul'da gerçekleştirildi. G8 Dışişleri Bakanları Zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Nisan ayı 2013 itibarıyla diyoruz. Bunun yanı sıra 26. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Ki arkadaşlar G8 Liderler Zirvesi de zaten bu ay içerisinde, Haziran ayı içerisinde yine Kuzey İrlanda'da gerçekleştirildi bu kapsamda. 26. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de yapıldı dedik. Birleşmiş Milletler 10. Orman Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'da gerçekleştirilmiş olmasına binaen önem arz ediyor. Çünkü genelde ÖSYM Türkiye'ye alakadar eden, Türkiye'de düzenlenen organizasyonları, toplantıları, konferansları, zirveleri daha çok soruyor. Buna da bu yönde dikkat edeceğiz. 8. Türk Afrika Kongresi Gana'da yapıldı. Afganistan'da güvenlik ve istikrarı amaçlayan İstanbul süreci Kazakistan'da gerçekleştirildi. Daha önce İstanbul'da alınan kararlar kapsamında oluşturulan ve planlanan bir süreçten bahsediyoruz bu noktada. Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla buna ilişkin toplantı Kazakistan'da gerçekleştiriliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Güney Kafkasya, Orta Asya'nın geleceği için stratejik diyalog konulu organizasyonu Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Azerbaycan'ın Bakü kentinde, başkentinde Bakü'de gerçekleştirildi diyoruz. Yine geçen sene yine bölgesel bir organizasyonu Dünya Ekonomik Forumu'nun İstanbul'da yapılmıştı ve ÖSYM'in de bu soruyu sorduğunu söylemiştik zaten. IMF ve Dünya Bankası yıllık bahar toplantıları ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi diyoruz. Bunun yanı sıra 2. Dünya Türk Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi. Yine buna dikkat edersek iyi olur. 3. Ulusal Bilişim Kongresi Kayseri'de gerçekleştirildi. Nisan ayı itibarıyla. Mayıs ayına ilişkin güncel bilgilere bakıyoruz.
Mersin Akkuyu'nun ardından Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santralle ilgili nihai imzalar Türkiye ve Japonya başbakanlarının katılımıyla atıldı. Türkiye'de yapılacak ilk nükleer santral Mersin Akkuyu'da yapılmasına karar verildi ki Ruslar tarafından yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda ikinci nükleer santralin yapımında ise Japonlar kapsam dahilinde Türkiye ile ilgili anlaşmayı imzaladılar diyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye IMF'ye olan 412 milyon dolarlık borcunu ödeyerek 19 yıllık aradan sonra IMF'ye olan borcunu ilk kez sıfırladı diyoruz. IMF'ye olan borcumuzu Mayıs 2013'te ilk kez sıfırladı. Bunlara da yine dikkat edeceğiz. 6. Uluslararası Balkan Forumu Edirne'de gerçekleştirildi. Bu da yine ÖSEB'in sevdiği tarzdan uluslararası bir organizasyon ve Türkiye'de gerçekleştirilmesi kapsamında. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu bir basamak arttırarak BA1'den BAA3'e yükseltti. Görünümünü duran olarak teyit etti. Standard & Poor's'tan sonra kredi notumuzu yükselten ikinci uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'tir diyoruz. Standard & Poor's, Moody's yakın zamanda Türkiye'nin kredi notunu yükselten iki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu. Ki bu kapsamda daha da şurada göreceğiz ki iki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu daha bu kapsamda Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Japan Credit Rating Agency, JCR diye kısaltmasıyla Türkiye'nin kredi notunu BB'den BBB-'ye yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükseltti. Akabinde Kanadalı yine kredi derecelendirme kuruluşu Dominion Bonds Rating Service ilk kez derecelendirdi Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyde ifade etti. İfade ettiğim üzere arkadaşlar Standard & Poor's, Moody's ki JCR dedik, Dominion Bonds Rating Service yakın zamanda Türkiye'nin kredi notunu yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bunlar. Bunun yanı sıra Avrupa Türk İş Dünyası Zirvesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirildi. Somali'de 20 yıldan fazla süren çatışmalara son verilmesi amacıyla Londra'da Uluslararası Somali Konferansı düzenlendi. Bununla birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Vedat Ahsencoşan'ın yerine Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu seçildi. Yine dikkat edeceğimiz bir bilgi, 29 Mayıs 2013'te temeli atılan ve 2015'te tamamlanması planlanan İstanbul'un 3. Boğaz Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim adı verileceği ifade edildi. 2013'e ilişkin spor olaylarına bakacak olursak dikkat edeceğimiz bir nokta 2013 Akdeniz Oyunları Mersin'de düzenlenecek. Ve bu organizasyonun maskotu olarak Caretta Caretta kaplumbağası olan adına da Caretta Caretta denilen maskot belirlendi. 20 yaş altı FIFA Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. Bu organizasyonun maskotu da Kangal köpeği olan Kanki olarak belirlendi. Maskotun ismi Kanki. Akdeniz Oyunları'nda Mersin kapsamında düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda 2013 Akdeniz Oyunları'nın maskotu ise Caretta'dır diyoruz. Bunun yanı sıra U20 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerimiz Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Rize ve Trabzon. Baktığımızda bunlar maçların oynanacağı iller oluyor. Üniversiteler arası kış olimpiyatları İtalya'da düzenlenecek. Üniversiteler arası kış olimpiyatları. Üniversiteler arası yaz olimpiyatları ise Rusya'da, Kazan'da gerçekleştirilecek. Dünya Atletizm Şampiyonası Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak. Yine 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Slovenya'da düzenlenecektir diyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyatlarına ve Paralimpik Yaz Oyunlarına adaylığı kapsamında bu organizasyona slogan olarak İstanbul 2020 kapsamında
birlikte köprüler kuralım sloganı belirlenmiştir diyoruz. Sosyal, kültürel ve turizm alanındaki gelişmelere bakacak olursak Nobel Edebiyat Ödülü Çinli yazar ve hükümet karşıtı yazar, muhalifi yazar Mao Yan'a verildi. Nobel Barış Ödülü bir uluslararası kuruluşa yani Avrupa Birliği'ne verildi. Ekonomik kriz kapsamında Avrupa'ya moral olsun yaklaşımıyla. Bunun yanı sıra 2012 Türkiye'de Çin yılı olarak kutlandı. 2013 ise Çin'de Türkiye yılı olarak kutlanacak. 2013 Avrupa Kültür Başkentleri Fransa'dan Marsilya, Slovakya'dan Kösice belirlenmiştir. 2013 Dünya Kitap Başkenti Tayland'ın başkenti Bangkok'tur diyoruz. Yine dikkat edeceğimiz bir nokta, 2013 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Birleşmiş Milletler Uluslararası Su Dayanışma Yılı veya Su Dayanışması Yılı olarak ilan edildi. 2013 yılı UNESCO tarafından Piri Reis Haritası'nın 500. yılı olarak kutlama programı kapsamına alındı. Yine Birleşmiş Milletler 2013 yılını Kinoa yılı ilan etti arkadaşlar. Kinoa genel kapsamda daha çok Güney Amerika kapsamında yetiştirilen bir tahıl ürünü oluyor. Siyasi, ticari, ekonomik, mali alandaki gelişmelere bakacak olursak bu kapsamda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya, Ölçme Seçme Yerleşim Merkezi Başkanı Ali Demir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ki Ümit Boyner'di, Muharrem Yılmaz seçildi yerine yakın zaman itibarıyla. Türkiye Barolar Birliği Başkanı yine yakın zaman itibariyle Metin Feyzoğlu seçildi demiştik. Bunun yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ise Mustafa İsendir diyoruz. Devam ediyoruz aynı kapsamdaki gelişmelere. Türkiye'nin denize kurulacak ilk havaalanı Ordu Giresun Havaalanı. İki ilin ortak kullanımı kapsamında denizin doldurulmasıyla yapılacak ilk havaalanı oluyor. IMF ile arkadaşlar en son 19. Standby Anlaşması imzalandı. Türkiye 2007 ve 2013 yılları arasında 9. Kalkınma Planı'nı uygulamaktadır diyoruz. 1 Ocak 2011'de Estonya Euro bölgesine dahil olmuştur ve bu kapsamda Estonya Euro'ya geçen son ülkedir diyoruz. Ancak daha önce de ifade etmiştik, Danimarka, İsveç ve İngiltere halen Euro'ya geçmeyen Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler. Bu kapsamda Estonya Euro bölgesine giren 17. Avrupa Birliği üyesi ülke oldu. Evet. Bunun yanı sıra dünyada en yüksek petrol rezervine sahip olan ülke Suudi Arabistanken en son yapılan ölçümler neticesinde, araştırma neticesinde Venezuela'nın rezervlerinin daha fazla olduğu ifade edildi. Dünyada en fazla döviz rezervine sahip olan ülke ise Çin'dir diyoruz. Çin'in döviz rezervi Almanya'nın ekonomik büyüklüğü değerinde. O ölçekte büyük bir döviz rezervine sahip Çin. Bununla birlikte dünyanın en büyük mozaik müzesi Gaziantep'te yer alan Zeugma Müzesi, Türkiye'nin ilk bilim merkezi Konya'dadır. 2048 yılında Türkiye'de emeklilik yaşı 65 yaş olacak. 2012 yılı TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre 2012 yılı toplamı itibarıyla Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya birinci sırada yer alırken, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında ise Rusya Federasyonu birinci sırada yer almıştır diyoruz. Uluslararası alandaki gelişmelere bakacak olursak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri arasında 2013'te dahil olanlar Arjantin, Avustralya, Güney Kore, Lüksemburg ve Ruanda'dır diyoruz. Kyoto'dan ayrılan ilk ve tek ülke Kanada'dır.
AB dönem başkanlığını 2013 yılı itibariyle ilk 6 ayda İrlanda, ki bir sınava girdiğimizde de Litvanya yürütecek veya yürütüyor olacak demiştik arkadaşlar. Avrupa Birliği Komisyonu Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik tarihi olarak 1 Temmuz 2013'ü vermiştir. Bunu da az önce ifade etmiştik. G20'nin 2013 dönem başkanı Rusya'dır demiştik. Bu kapsamda da G20 toplantıları Rusya'da gerçekleştiriliyor. G20 Liderler Zirvesi'nin 5-9 Eylül tarihlerinde Rusya'nın Petersburg'da gerçekleştireceğini ifade ediyoruz. Aynı zamanda da ilgili diğer bir zirvenin de yapıldığını ifade etmiştik zaten. Bununla birlikte G8'in 2013 dönem başkanı İngiltere, G8 Devlet Başkanları Zirvesi'nin 17-18 Haziran'da Kuzey İrlanda'da yapıldığını ifade ediyoruz. Yapılacaktır diyor ama yapıldığını da ifade edelim. 4 Haziran 2013'te İstanbul'da uluslararası katılımlı bir seminer düzenlenecek olan Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, ancak bu seminer ertelendi ileri bir tarihe. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü kapsamındaki proje olan Karadeniz İpek Otoyolu projesine imza atan devletler Türkiye, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Sırbistan ve Ermenistan'dır diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Başkanı Abdullah Güldür diyoruz. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'dir demiştik zaten. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Diriöz. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'dir. IMF Başkanı Christine Lagarde'dır. Hatta geçtiğimiz süre içerisinde de eski Fransa Maliye Bakanı dönemindeki kapsamda bu dönemle ilgili hakkında Cüdivan kapsamında ifadesi alınmıştı Christine Lagarde. Fed, yani Amerika Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'dir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'dir demiştik zaten. Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Catherine Ashton'dır. Avrupa Birliği'nin geliştirmeden sorumlu üyesi Stefan Füle. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinde Ban Ki-moon olduğunu ifade etmiştik. Evet, hukuk alanındaki gelişmelere bakacak olursak, yeni anayasa ilişkin çalışmalar yapan komisyon adı Anayasa Uzlaşma Komisyonu'dur diyoruz arkadaşlar. Ki 2013 yılı içerisinde yapılması planlanıyordu, ancak bayağı bir gecikti anayasa çalışmaları bu kapsamda. Yeni anayasanın yazım süreci halen de yazım aşamasında mevcut, yeni yürürlüğe girmesi beklenen anayasa. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilk Türk kadın yargıç olarak Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş seçilmiştir diyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tır. Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı ise Tülay Tuğcu'dur diyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Hüseyin Hüsnü Karakulukçu. Ancak bulunmuş olduğumuz zaman dilimi içerisinde Hüseyin Hüsnü Karakulukçu'nun yaş haddinden emekliye ayrılması durumu söz konusu. O yüzden yeni Danıştay Başkanı değişecek arkadaşlar. Bunu da yine yapacağımız afişler, ki Facebook'tan yayınlıyoruz zaten, burada yine sizlere duyuracağız. Muhtemel ki sınavda çıkmayacak. Çok geç bir zamana tekabül ettiğinden dolayı Danıştay'da başkanlık değişimi. Sayıştay Başkanı Recai Akyel'dir diyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ise Sadi Güven'dir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, güncel bilgiler ve uluslararası kuruluşa ilişkin sunumumuzu burada tamamlıyoruz. Haziran ayına ilişkin güncel bilgilerimiz artı ekstra yine vereceğimiz, sizlere paylaşacağımız güncel bilgileri İhtiyaç Akademi Vatandaşlık Zümresi Facebook sayfasından paylaşacağız arkadaşlar. Oradan da yine takip etmek suretiyle mevcut güncel bilgileri tam anlamıyla tamamlayabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Son dönemde iyi çalışmalar diliyorum.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar.